Yepyeni bir Anti Royal videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz bu desteğiyle oynamaya devam ediyoruz. Kupa maçlarına da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada takipçilerimizden birinin bir ricası varmış. Buradan Harun ve Sude'ye selam olsun deyip videoya devam ediyoruz. Yeni gelen güncellemeler hakkında oyun bazı içerikler paylaşmaya başlamış. Instagram'dan falan Clash Royale'in kendi orijinal hesabından gördüm. Yeni prenses kaleleri falan geliyor. Çok anlamadım ama küçük alev topuna benzer bir şey falan atıyor. Zannediyorum ki sadece para verenlerin gene kullanacağı bir özelliğe benziyor. Sonuçta kule yükseltmesi diye geçiyor. Yani yeni bir iksirlik bir büyü falan gelecekmiş. Onun dışında toplamda 6 tane kart falan geleceği söyleniyor. 6 tane gelecek mi o konuda kesin emin değilim. Zaten yorumlarda falan bu olayı bilenler yazar diye tahmin ediyorum. Ama herhalde oyunu artık batırmayı iyice kafaya koydular. Hani 1-2 ay fazla para kazanmak için oyunun dengesini komple bitiriyorlar. Diyecek bir şey yok. Çok rezil bir güncelleme geliyor bence. Hani hiç yalandan böyle başarılı bir güncellemeymiş gibi bence davranmaya gerek yok. Çok rezil rüsva bir güncelleme geliyor. Bilmiyorum artık bakalım yeni sezon nasıl olacak. Oyun iyice paraya dönecek mi benim düşündüğüm gibi. Hani kule yükseltmesi bile paralı olacaksa büyük ihtimalle dönecek ama. Neyse. Rakibin eline erken mini PK'yı gönderdik. Tamam. Yandan beni kışkırtıyorlar emoji attı. Ya atayım şöyle. İnşallah adam maçı buradan çevirmez ama. Ondan sonra emoji attırana kızarım çünkü. Evet. Şimdi bu tarafa bayağı hasar verdik. Diğer taraftan çıkalım. Bunda elektro ejderha olabilir. Çünkü oyun bize anti atmayı sever aslında. Neden elektro ejderha kullanmadı henüz bilmiyorum. Galiba yok. Çok garip. Normalde bana anti atar çünkü. Yani. Bakalım ya. Hala bekliyorum aslında bir elektro ejderha ama. Ah be. Kıvılcım şeyle beraber vursaydı. Neydi lan bunun adı? Gece cadısıyla beraber. Kıvılcım bir tane nerede vuracaksın be oğlum? Allah'tan alev topunu atmadık. Tamam. Kraliçe geberme. Bir tane yarasanın yaptıklarına bak çıldıracağım. Mini PK ile arkadan çıkalım bu aptal özellik basar. Tamam şöyle yapalım. Basmadı aptal özellik. 34 saniye var o kaleyi alması için yeterli bir zaman dilimi. Evrimli iskeletler yapış oğlum kaleye lan. Yapış. Aa, hadi. Oklarını unutmuşum. İşte büyü olunca pek iş yapmıyor ya. Tamam oradan çok bir şey atmaya gerek yok. Şöyle iskeletlerle de atalım. Kraliçemizi orada gebertmesin gerizekalılar. Bence çok iyi oynadık. Yandan emoji atan arkadaşa şimdi ben de katılayım şöyle. Artistlik olsun diye ortadan bir dev goblin de salıveriyorum şöyle tamam. Yani arkadaşlar şu an bu videoda biraz tavsiyeleri vermeye başlayayım. Benim de şu an mesela bir kartıdan max yapacak kadar şeyim var. Ne deniyor lan onu şurada bulunuyor ya. Jeton. Elite Joker kart. Bu var aslında. 50.000 yetiyor. 14 level bir kartı 15 yapmak için ama onu bile basmıyorum. Evet ikinci rakibimizi de bulduk. İsminden ve klanına şöyle bir baktığımızda anladık ki bu maçı kazandık. Elhamdülillah. Adam anti olmasına rağmen kazandık. Bu dediklerimi bir yere not alın. Adam anti olmasına rağmen kazandık diyorum mesela. Bak mesela Kıvılcım için adamın elektro büyücüsü var. Gör şu tesadüfün tatlılığını değil mi? Söylüyorum arkadaşlar sadece bir şey demiyorum. Özelliğe basalım. Şerefsizlik yapacak belli oldu. Önüne dev goblin. Önüne. 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 Evet. Lanet olsun. Zaten adamın elektro atmasından belliydi. Destesi. Çarpması var mıdır acaba? Kıvılcıma zayıf kalır mı? Bu destede çarpma olur genelde. O yüzden şuradan bir buz ruhu şöyle atalım. Okçular sıkıntı çıkartmasın. İyi çarpma atmayı bilmemesi çok güzel oldu. Şimdi bu kıvılcımı değerlendirmenin aslında bir yolu yok. Mini PK ile falan hiç desteklemeyelim. Her türlü tutar çünkü bunu bu. Gerçi evet tutar tutar. Şöyle bir dev kartopu atalım. Of. Tamam. Kraliyet aletini çıkarsın elinden. Deneyelim mi bir atak ya? Bir atak deneyelim böyle beklemekten iyidir. Buz ruhunu da atıyorum. PK'yı erken.
O gelip vuracak değil mi bir tane de? Minipeka nereye gidiyorsun? Ben amına koydum. Ne bu yavaşlık? Hızlan şerefsiz. Hızlan şerefsiz. Evet. Hızlan artık. Ne olur. Çok da zor değil ya hızlanacak olma. Hı? Neyse. Şuna bir DK topu atalım. Hasar yemeye gerek yok. Şimdi. İskeletleri var mıydı lan bunun? Vardı. İskeletleri vardı herhalde. O okçuları o öldürtmek istemez. Tamam erken şey yapalım. Güzel. Lan 10 iksir olmuş. Görmedim. Lanet olsun görmedim. Buz ruhunu erken mi attı? Ne yapacağız şimdi? Gerçi izleyiciler benden bekliyor bir şey yapmamı. Ben de soruyorum ne yapacağız şimdi diyorum. Lan vur kılıcı vur artık. Heh. Oh. Oh oh güzel. Çıkalım arkadan. Kıvılcıma güvendiğim günün sabahını sikeydim de hiç güvenmek zorunda kalmasaydım. Özellik basar mı? Basmadı. Tamam şöyle yapalım. Elektro gelebilir. Ki kesin gelir hatta. Lan at artık vur 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 orospunun çocuğu vur vur. Oğlum neden bekliyorsun adamın yıldırım atması? Aptal kıvılcım orospu. Neden bekliyorsun lan? Kardeşim derdin ne lan? Ya ne olsun istiyor anlamadım ki ben. Bıktım ben bu kartın gerizekalılığından. Ya bir kartın salak olmasa bir insanı gerçekten fiziksel anlamda yorabilir mi arkadaşlar? Yoruyor ya. Oh. Şöyle biraz kartların arasını açıyorum. 3 karta birden sıkıntı çıkartmasın. Tamam. Kıvılcım vurmazdı bence. Aa tokmakçı bizde olsa gelmiyordu hatırladınız değil mi? Hatırladınız mı? Güzel güzel. Güzel. İyi bizi kandırmaya çalışıyorlar güzel. Vur artık. Aferin he 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 işte ya. Değil mi? Ne kadar zor. Tomruk var o yüzden iskeletleri harcamaya gerek yok şu anda. Tamam. Güzel. Çok güzel bir alet topu be. Neyim böyle? Mini bebe git oğlum döş o kaleye. Döşe. Oh oh oh. Heh bu kadar be. Bu kadar be. E zaten kimin yeneceğini başta söyledik arkadaşlar. Spoiler'ı verdik. Belliydi bu ya. Belliydi belli. Güzel. Oh rahatladım. Böyle var ya sinirlerim çekilmiş gibi. Sanki böyle masaja gitmiş gibiyim şu an. Şunu yendim ya. Tamam bekleyelim mi sabaha kadar? Sohbet mi edelim? Neyi bekliyorsun? Gerizekalı oyuna girdiysen kart atsana. Hep ben başlamak zorundayım. Çok kötü. Abicim korkuyorsanız bu oyun belli ki size göre attığı öfkeye bak. Kaleye hasar vermiyor. Lanet olsun. Kimlerle gene ekleştik? Kimlere gene denk geldik ya? Çıkalım arkadan. Yok öyle bir şey. Balıkçıyı sikerledim. Eyvah eyvah. Oğlum çok sıkıntı durumdayız gibi geliyor lan bana. Özellik onun da başka iksir herhalde yok. Ama iki iksire tamam. Yarra ayrık çok kötü başladık lan. Feci kötü başladık bu arada da. Neyse Japon'u yendikten sonra bana koyman Immortal Giga'ya yenilsem ne olur amına koyayım zaten. İsimden kaybetmiş neyse ya aman. Dev Goblin atmayalım şöyle. Buz ruhu artı mini PK yapalım. Balıkçısı döndü çünkü. Orospu çocuğu neden satıyorsunuz oğlum maçı bu kadar? An anlamını dağıt oraya da tam ek... Neyse. Alkışı yaz. Adam yerinde kovmaya çalışıyor orospunun evladı. Bu küfür değil arkadaşlar. Bu küfüre zorlamaktır adamı. Sizin isminiz kendinizi koyun şimdi. Bu adamın yerine empati diyorlar değil mi? Empati yapalım. İsminiz olsun Immortal Giga. Bak isme bak değil mi? Yarra yemişsin isim. Neyse bak tövbe estağfurullah tövbe estağfurullah. Hani böyle bir isme sahipsin emoji atıyorsun. Ulan adama demezler mi? Bir orospu çocuğu sen ilk önce ismine bak da ondan sonra emoji at diye değil mi? Bak sen daha balıkçı atmayı beceremiyorsun demezler mi adama? Ben soruyorum abi. Derler mi demezler mi artık cevap?
Sizden kalsın. İyi kötü oynuyor en azından. Gerçi yenildik amına koyayım, kötü oynasa da olsun, bir şey olmaz. Yıldırımı vardı değil mi? Yıldırım şu an atar mı acaba? Şöyle kartları aynı yerden dizmeyelim. Mini P.K.'yı yandan atıyorum. Balıkçıyla çekebilir. Ama Mini P.K.'yı gene olmadı. Evet. İskeletleri gerçi bölmüş olmadık böyle. Tamam. Şöyle yapalım. Özellik basma. Bastı orospu çocuğu, bastı. Bastı minahı, bastı. Mini pek, ah be, kale tahmini yapsak gene alamazmışız kaleyi de. Gene alamazmışız, olsun. Ne yapalım lan, videoyu uzun tutmak için bir maç daha mı atsak acaba ya? Gerçi yenilirsek şimdi... Neyse siktir et ama. Bir maç daha atalım. Diyorsunuz uzun video, uzun video, diğer uzun video olsun. Zaten bir yere varamadık. Oynuyor oynuyor. Ya bu deste çünkü meta uygun değil arkadaşlar. Yani bu deste kraliçe falan olacak kart değil aslında ama silahşör koysam onun yerine 14 level. Gerçi zaten ne fark eder. Hani orijinal meta desteği oluşturamıyorum. Bir tane kartı maxlayıp yapabilirim aslında ama yeni sezon güncellemelerini beklediğim için yeni kartlar falan gelecek. Böyle Dev Goblin'de nerf yiyeceğini düşünüyorum. Onu söylemiştim zaten bir önceki videoda. O yüzden biraz da kendime garanti almak istiyorum. Kraliçeyi şöyle bir tehdit olarak çıkartalım. Çünkü mini pekkamız dönmedi. Bir binici ata ne zaman gelir acaba? Kar topuyla ittirip kraliçeyi kaleye kilitleyebilir miyiz? Ne diyorsunuz? Hadi lan. İşte bu be. Çok güzel. Neyse biraz hasar vermiş olduk en azından. Aa, evrimli orospu ölmedi. Evrimsiz hatta bu. Bu daha büyüyecek de orospu olacak. Neyse. Neyse neyse. Anlamadım. Dur. Sikerliyim o kartı da. Aynen. Bu taraftan çıkalım artık. Çok hasar yedik. Bir de binici destesine karşı sadece mini pekka cevabımız var. 1x'de çok sıkıntıdayız o yüzden. E şimdi de diğer taraftan mı geliyorsun orospu çocuğu? Hı? Gel böyle. Şunu tutmaya çalışalım. Aa, kıvılcımı gördünüz mü? Piçi gördünüz mü piçi? Ulan kaça sattın lan kendini? Şş, kaça sattın alo? Kaça sattın oğlum? Lan fiyatının iki katını ben vereyim. Gel bana çalış orospu çocuğu artık. Of of. Senin gibi oyunun anasını sikmedikçe olmayacak bu iş değil mi? Olmayacak. Başlayalım şöyle bir taraftan. İyi bak. Kaleye bilerek atmadım önüne kart atar diye ama o 2 iksir şeyini atmadı, koruma kartını. Neydi lan onun adı? Goblinler gerizekalılar, evet. Şöyle goblinler için bir tahmin. Buz ruhumu sikerledi. Çok güzel. Bir yandan hadi vur artık. Vur artık. Aa, öldüremiyoruz. Yok abi. Gördünüz mü? Oho, oho, ne yapacağız bilmiyorum gerçekten. Belliydi böyle bir şey, alev topunu aptal gibi kullanırsak. Tamam, aldık gerçi maçı değil mi? Aldık aldık. Ne oldu lan, amına koydun. Adam bravo diyormuş. İyi oyundu, iyi oyundu, tamam. Şöyle yapalım, çok ayıp oldu adamın. Böyle bana toksik yapmayan insana ben de istemiyorum arkadaşlar toksik yapmak. Videoda toplam 4 maç oynadık galiba. 3 maç kazandık, 1 maç kaybettik. Arada kaybettiğim bir maç vardı ama onu çıkardım. Çünkü o zaman fazla kaybettiğim maçı koymak istemiyorum. Neyse, izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu arada 10.000 aboneden sonra soru cevap videosu yapacağım. Kore yemekleri veya Japon yemekleriyle böyle bir soru cevap videosu yapacağız. Instagram'ı yorumlara sabitleyeceğim. Oradan Instagram üzerinden mesajlarınızı atabilirsiniz. Videoda bulunmak istiyorsanız sorularınızı oradan yöneltebilirsiniz.
Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz.